İşitsel ve görsel öğeleri harmanlayan Elektro Çarşamba Salt'ta. Kaos ve aşkın işlendiği Kırmızı Yaz sergisi. 5 sanat bölümünde hat ve tesip sanatçısı Mustafa Çelebi. Yazar Haluk Oral'la koleksiyonerliği üzerine. O eski harfleri okumadan yeni bir şeyler söylemek pek kolay değil. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Mustafa Sandal, Türksel Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı Ay'a Benzer, İndir, Demo, İsyankar ve Pazara Kadar gibi sevilen şarkılarının yanı sıra son şarkılarından Gel Bana'yı da seslendirdi. Sandal, konserde Jest Olsun şarkısını Türk kadınlarına ithafen okudu. Yaklaşık 3 saat süren konserde dinleyiciler de şarkılara eşlik etti. Antik çağın en önemli liman kentlerinden biri olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos, 1800'lü yıllardan bu yana kazı çalışması yürütülen dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alıyor. Antik çağda Troas diye adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, yüzyıllar boyunca birçok topluma ev sahipliği yaptı. Türk bilim adamları tarafından 38 yıldır kazı çalışması yürütülen kentte, arkeoloji tarihi için yeni veriler gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'de 12 ay boyunca sürdürülecek olan kazılar içinde Assos'ta yer alıyor. Bozulmamış doğal yapısı, köy kültürü, antik kalıntıları, limanı gibi birçok nedenden dolayı her yıl yoğun turistin ilgisini çekmeye devam ediyor. Salt'ın Temmuz programları, işitsel ve görsel ögeleri harmanlayan elektro çarşamba performanslarına ev sahipliği yaptı. Aslında Salt'ın bu tür görsel işitsel performanslarla olan ilişkisi kurulduğu günden beri var olan bir ilgi alanı diyebiliriz bir yandan da. Performansın çok çeşitli alt kırılımlarındaki olan disiplinlerin bir araya gelmesi, farklı disiplinlerin daha fazla ön plana çıkması açısından bu özellikle müzik ve görsel anlamda videonun da bir araya geldiği çok farklı bir aslında performans deneyimine yol açıyor ve çok farklı sanatçıları ağırlama imkanı tanıt bize. Yürüdüm Bilmeden Nereye isimli performans serisini Atay İlgün ve Caner Bozkurt hazırladı. Her haftaki çarşamba gününde iki performans oldu ve bir müzisyen bir görsel sanatçının birleşiminden olan bir performansı bunlar. Bunun programlamasını biz beraber yaptık Caner'le beraber. Pervin'e bugün bir konser olan sanatçı arkadaşımız Okay Vivian. Elektro Çarşamba'da ambiyant etkileşimlerden yola çıkan Pullas, Koray Kantarcıoğlu birçok farklı disiplinde üretimler yapan Age Reform, ambiyant ve deneysel etkileşimlerden yola çıkan Blank Wall Season, Bora Başkan gibi birçok sanatçı sahne aldı. Ash Berry ve Okay Vivian'ın performansıyla sonlanan seri, ismini İngiliz şair Dorothy Wordsworth'un bir şiirinden alıyor. Walked I know not where, arkada da yazıyor.
Aslında bu etkinlik biz ilk düşünmeye başladığımızda Caner'le beraber daha ambient, daha sakin müzik etkinliği olması fikri vardı. Bunu da sevmiştik çünkü çok basit bir eylemi işaret ediyor. Yürümek basit bir eylem ama nerede yürüdüğünü ve nereye yürüdüğünü bilmiyor bir havası vardı. Ambient müzik de birazcık öyle. Çok bir ritim ve şey olmadığı için çok basit bir eylem, çok basit bir müzik ve bir amaç ve bir şey gütmediği için bu şair, yani bu şiirin, bu tek satırı anlamlı gelmişti bize. Sonrasında biraz da evrildi ve şeye vardık. Her etkin, yani her konserdeki her müzisyen başka ekollerden ve başka rock şirketlerinden, başka arkadaş gruplarından müzisyenler seçtik sonrasında ki ona da uygun geldi sonra. Performans serisi Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da ücretsiz olarak gerçekleşti. Hem sanatçı kimliği olan hem de aslında programlama kimliği olan bir takım sanatçılarla birlikte çalışmak bizim için çok keyifliydi bu seride. Özellikle Caner Bozkurt ve Atay İlgün'le bu şekilde hayata geçirdik Elektro Çarşamba'yı. Ne anlatıyor sorusu yok. Ne mesaj veriyor kaygısı yok. Kırmızı Yaz sergisi duyguları ve hayal gücünü harekete geçirerek o anki ruh haline göre soyut sulu boya ve yağlı boya tablolarda kaosu ve aşkı yansıtıyor. Şu andaki izlemekte olduğunuz sergi Fadi Haddadi'nin sergisi. Fadi Bey Ürdünlü bir sanatçı. İnşallah daha sonra Ürdün'de Nisan ayının 2020 Nisan ayında Türk iki sanatçımızla Fadi Bey'in üçünün bir arada sergileneceği bir sergiyi Ürdün Amman'da açacağız. Karmaşık renkler ve şekillerin yansıdığı eserler eşyanın arka planına nüfuz ediyor. Fadi Haddad'ın tablolarında gördüğünüz kaos ve bakışınıza göre değişebilir. Ya kaos görüyorsunuz ya da bir aşk görüyorsunuz. Çok sıcak bir aşk veya bir kaos görüyorsunuz. Bu da seyircinin kendi bakışıyla, görüşüyle netleşecek. Fadi Haddadi'nin Kırmızı Yaz sergisi 20 Ağustos'a kadar Kelimat Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. Türk ve Arap sanatçıları bir araya getiren Kelimat Sanat Galerisi, Türkiye ve Arap dünyasında köprü olmaya devam ediyor. Mehmet Gün, Mustafa Kunt, Nan Goldin. Elgez Müzesi, dünyaca ünlü ustaları genç sanatçıların eserleriyle bir araya getirdi. Koleksiyonundaki bir grup eseri ziyaretçilere açan müzedeki sergi, geçiş halleri temasına gönderme yapan eserlerden oluşuyor. Şu an bulunduğumuz alan müzenin daimi koleksiyonunun sergilendiği alan. Elgiz koleksiyonundan bir seçki sergileniyor burada. Ve hani koleksiyondaki önemli sanatçıların ve koleksiyona karakteristik özelliklerini veren sanatçıların ve işlerinin sergilendiği alan. Burada çokça yabancı sanatçının olduğunu görebileceksiniz geldiğinizde. Bu alanda çok fazla yabancı sanatçının işleri var. Bunlardan örnek olarak hani Gilbert and George'u verebilirim. Barbara Kruger, Tracy Emin, Tony Craig gibi dünya çapında önemli sanatçıların işleri sergileniyor. Aynı zamanda hani Türk sanatçılarımızdan da Azade Köker, Abdurrahman Öztoprak gibi isimleri görmek mümkün. Farklı mecralardaki sanat eserlerine ev sahipliği yapan koleksiyon, yeni seçkisinde örtülü olana dikkat çekiyor. Burada videolardan heykellere, resimlere, yine Ergiz koleksiyonunu oluşturan bu çeşitli tekniklere ev sahipliği yapan koleksiyondaki bütün eserleri görebilirsiniz. 1980'lerden bu yana oluşumuna devam eden koleksiyon, malzeme bakımından çeşitliliğe sahip. Kavramsal konulara değinerek çağdaş sanatın gelişmelerini izleyiciye sunan Elgiz koleksiyonundan bir seçki sergisi, müzenin sürekli sergi alanında sanatseverleri bekliyor.
Rumi, yaprak ve çiçek motifleri onun elinde yeniden şekilleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat ve Tesip Ana Sanat Dallarında eğitim gören Çelebi, Rikkat Kunt'tan tesip dersi aldı. Çelebi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 8 senedir tesip hocalığı yapıyor. Öz olarak tesip bir süsleme sanatıdır. Fakat buna benim bakışım tesibin geçmişte de bir tasarım sanatı olduğunu, bir tasarım işi olduğunu kabul ederim. Kitap süsleme sanatıdır tesip, kelime manasının karşılığına baktığımız zaman. Fakat bir ihtiyaç olduğu zaman bir halı desenine, bir çini desenine, ne bileyim bir merasim silahına, bir zırha, çiniye ya da ahşaba, pek çok uygulama alanına, tekstile, desen hazırlanmasına ihtiyaç olduğu zaman bunu nakkaşhanede ustalar yapmıştır. Yani nakkaşbaşı yapmıştır. O zaman ustalar yapmıştır. Yani bu demek oluyor ki tesip sadece bir kitap süsleme sanatı, evet tamam, ama bunun merkezinde olmak üzere daireyi tamamlayan bütün tasarım ihtiyaçları da atölyeden çıkmıştır, nakkaşhaneden çıkmıştır. Büyük Çamlıca Camii'nin tavan ve duvar süslemelerini 4 yılda tamamlayan Çelebi, süslemeleri boya ve fırçanın yanı sıra metal paslanmaz çelikten tasarladı. Temelde 16. yüzyılın ve Karamemi'nin, bilhassa 16. yüzyıl üstadı Karamemi'nin desen ve motif anlayışını ben çok severim, çok takdir ediyorum. Onu kendime temel alarak kompozisyon anlayışlarında kendimce bazı yorumlarda bulundum. Bunlar farklılıklar gösteriyor yerine göre. Yani hepsi aynı tarzda ve aynı üslupta değiller. O an gönlümden nasıl geçtiyse, uygulama alanının müsait olduğu, müsaade ettiği oranda kendimce bazı yorumlamalar yaptım. Klasik olarak boyayla, fırçayla yapılan kalem işleri var. Onun haricinde işte orta mekanı oluşturan ana kubbe ve dört pandantifte demin bahsettiğim metal paslanmaz çelikten kesilerek askılı şekilde monte edilen desenler ve yazılar var. Revzen pencereler var. Revzenler her klasik formdaki camide rastlanabilen bir şey. Burada farklılık olarak monte edildiği kubbenin kenar deseniyle bütünleşen bir desenle yapıldı. Yani kalem işinde başlayan desen revzen pencerede devam etti. Deseniyle pencere, kalem işi deseniyle pencere bütünleşmiş oldu. Yani oraya başka bir pencere koysanız desen eksik kalır. Deseni değiştirseniz pencere eksik kalır. Çelebi caminin halılarını da özel olarak tasarladı. Halı için bir desen tasarladık. Halı deseni bildiğimiz Rumiler, fakat her yerde her zaman karşımıza çıkmayan bir Rumi çeşidi olarak kullanıldı burada. Aynı zamanda saf düzenini gizleyen bir tasarım yapıldı. Bu ikisinin bir arada uygulanması bir yeni bir uygulamadır. Cami halısı tasarımında yeni bir uygulamadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılan, özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Çelebi, sanat çalışmalarına kendi atölyesinde devam ediyor. Yazar ve koleksiyoner Haluk Oral. Onun hayatı yazarların ve şairlerin hayatıyla, geride bıraktıkları eserlerle iç içe bir yolculuk hali. 10 bine yakın kitabın sahibi Oral, imzalı kitap toplamaya başlayan ilk isimlerden. İmza koleksiyonu o Nazım Hikmet kitabımın son bölümünde de anlattım. Daha evvel de elime geçmiş birkaç imzalı kitap vardı ama imzanın benim için en etkileyici olduğu
olay Kanada'da oldu. Nazım Hikmet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Ve 1960'ta Nazım Hikmet'in imzalayıp ona verdiği kitabı bana hediye etti. Stanley amca. Kitapta da Stanley yoldaşa sevgilerle diye imzalanmış. O an bambaşka bir şey yaşadım. Sanki Nazım Hikmet'le buluştum yıllar sonra. O öldükten yıllar sonra. Ve bir imza o hissi verdikten sonra o hissi tekrar tekrar aradım ve büyük bir imza koleksiyonu ortaya çıktı. Oral'ın listesinde olan fakat imzasına ulaşamadığı tek isimse Ömer Seyfettin. Şimdi Ömer Seyfettin yok deyip kurtuluyorum. Tabii ki Türkiye'de yayınlanmış bütün kitapların, yazarlarının imzası hepsi yoktur bende. Ama arayıp da bulamadığım tek imza Ömer Seyfettin. Yoksa çok eskilerden Şemsettin Sami, Namık Kemal, Tevfik Fikret, bunların hepsinin imzaları var. Yani imza koleksiyonuna başlarken kafamda bir liste vardı. O listede Ömer Seyfettin de vardı. O listedeki insanların hepsinin imzasını buldum. Bir tek Ömer Seyfettin'i bulamadım. Olmaması güzel. Yani tamamlanmasın. Zaten tamamladım demek de o kadar hoş bir şey değil. O beni kolaylıkla kurtarıyor. Tamamlanmadı daha diyorum. Devam ediyorum diyorum. Evindeki kitapları tasnif etmeye başlayan Oral'ın bir düşüncesi de imza ansiklopedisi hazırlamak. İmza kataloğu mu diyelim, ansiklopedisi mi diyelim, imzaları tanımak isteyenler için böyle bir kitap hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var, bir insan her zaman aynı imzayı atmıyor. Ortak noktaları var, mesela buradaki Nazım Hikmet imzalarına bakarsanız değişim görebiliyorsunuz. Hepsinde Nazım yazıyor ama bazen biraz aceleyle yazılmış. Bazen çok özenle yazılmış, bazen sadece ilk üç harfi yazılmış falan, öyle şeyler görüyorsunuz. Onun için Nazım Hikmet'in mesela öyle bir katalogda en azından 20-25 tane imzasının olması lazım. Ya da Kemal Tahir, gençken T'nin başına böyle salyangoz gibi yuvarlaklar koyuyor falan. Daha yaşı ilerledikçe daha basit bir imza atmaya başlıyor. Bazı imzalar çok az görülüyor. Onları insanların görmesi için şey yapacağım. Hepsini koyacağım o kitaba. Oğuz Atay da Oral'ın imza koleksiyonundaki isimlerden. Hatta tutunamayanların daktilo nüshası da Haluk Oral'ın arşivinde. Bir Oğuz Atay'ın imzalı tutunamayanları koleksiyon için oldukça önemli bir kitap. Fakat Oğuz Atay'ın biliyorsunuz tutunamayanları yazarken TRT yarışmasına gönderecek. Önce daktilo nüshasını hazırlıyor. Sonra daktilo nüshasının üstünde el yazısıyla düzeltmeler yapıyor ve bazı yorumlarda bulunuyor. İşte harflerin şurası şöyle olsun, burası böyle olsun gibilerden. O bir satıcıdan bana ulaştı satıcı, elime geçti ve gerçekten bir makale çıkacak oradan. Çünkü ilk baskısında özellikle dikkat edilmesini istediği bazı şeyler var Oğuz Atay'ın ve ilk baskıda dikkat edilmiş buna Sinan Yayınları'ndan çıkan da. Ama daha sonraki baskılarda onlara dikkat edilmemiş. Bu ayrıntıları oradan görmek benim hoşuma gidiyor. Daha önce Bir imzanın Peşinde ve şiir hikayeleriyle edebiyat koleksiyonculuğunu kitaplara dönüştüren yazarın eserlerinden biri de bir roman kahramanı Orhan Veli kitabı. Orhan Veli kitabında da tabii benim için önemli olan Orhan Veli ile ilgili elime geçen belgelerdi. Orhan Veli'nin askerlikte yazdığı mektuplar, fotoğraflar, pek bilinmeyen yazıları. Bunlardan faydalanarak Orhan Veli kitabını oluşturdum. Ve ortaya tabii ki belgelerden hareket ederek yazdığım için daha evvel yazılmamış
pek çok şey benim kitabımda yer aldı. Ve Orhan Veli Nazım Hikmet'e göre hakkında belge daha az. Ve çok daha çabuk, yani çok daha genç bir yaşta öldü. Onun için Orhan Veli'yi çalışmak başkaydı. Nazım Hikmet'i çalışmak bambaşka oldu. Orhan Veli hakkındaki belgelerin hepsini kullandım. Hakkındaki kaynakların hepsini okudum. Ama mesela Nazım Hikmet hakkında çok çok daha fazla kaynak var. Ve pek çoğuna da ulaşamadım diyeceğim. Çünkü Rusça bilmiyorum. Nazım Hikmet'in Rusya'daki hayatını incelemek için Rusça bilmek bence şart. Ama mesela Orhan Veli'de öyle bir şey söz konusu değildi. Orhan Veli çalışırken eski harflerle okumayı bilmek yeter. Çünkü bütün müsveddelerini Orhan Veli eski harflerle tutmuştur. Nazım Hikmet de öyle. Yani hepsi harf devrimi olduğunda, düşünün Nazım Hikmet 1902 doğumlu, harf devrimi olduğunda 26 yaşında. Orhan Veli 1914 doğumlu, o da oldukça yaş almış bu durumda. Yani onlar hep müsveddelerini eski harflerle yazmışlar. O eski harfleri okumadan yeni bir şeyler söylemek pek kolay değil. Haluk Oral yakın zamanda Nazım Hikmet'in Yolculuğu adlı sergiye ve kitaba imza attı. İstanbul'da sona eren sergi Eylül sonunda Ankara'daki ziyaretçileriyle buluşacak. Ben Nazım Hikmet'in nasıl bir ortamda oluştuğunu anlamaya çalıştım. Yani o kuşağı bir düşünün. Osmanlı'ya doğuyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nesli oluyorlar ve inanılmaz bir ortamda, macerada diyelim, yani inanılmaz bir hayat yaşıyorlar. Özellikle Nazım Hikmet hapislere de düşüyor, gazetelerde de yazıyor, çok meşhur, çok gençken çok meşhur bir şair oluyor. Bütün bunları sergide aktarmaya çalıştım, büyük dedelerden başlayarak. Nazım Hikmet'in ilk yazılarından örnekler var, ilk kitaplarından örnekler var. Mesela yazdığı çocuk kitabı ile ilgili, orman cüceleri ile ilgili ayrıntılar var. Hapishanede yardımcı olduğu insanlar, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Balaban gibi. Ve ona dışarıdan destek olan insanlar, İhsan İpekçi, Sedat Simavi ve açlık grevi yaparken Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat gibi o insanlarla ilişkisinden bahsettim. Annesinden bahsettim. Annesinin yaptığı tablolardan örnekler verdik. Nazım Hikmet'in yaptığı tablolardan örnekler vardı. Piraye koleksiyonundan Kenan Bengü ve Yeşim Bilge'nin izniyle aldığımız Nazım Hikmet tabloları vardı. Hatta Nazım Hikmet'in oğlunun da yaptığı bir tablo vardı. Yani Nazım Hikmet'in insan yönü, kavgalarından çok insan yönü. Tabii ki Nazım Hikmet kavgalarıyla da çok önemlidir. Buradaki kavgadan ne kastettiğimi anlıyorsunuz. Kavgalarıyla da çok önemlidir ama sergide insan yönü ve ürettikleri vurgulandı daha çok. Çanakkale Savaşları hakkındaki çalışmalarından dolayı 2015'te Avustralya Devlet Onur Madalyası alan Oral'ın şimdilerde üzerinde çalıştığı son isimse Çanakkale kahramanı Mehmet Şefik Aker. Miralay Mehmet Şefik Bey, şimdi bu ad şu anda Gümüşsuyu'nda bir sokakta yaşıyor. Miralay Şefik Bey, yani Albay Şefik Bey o sokakta oturuyordu. Kurtuluş Savaşı'nda, daha öncesinde Galicia'da ve Çanakkale Savaşı'nda çok önemli roller oynamış bir subay. Ve ne yazık ki bence hak ettiği kadar hatırlanmıyor. Yine onunla ilgili de pek çok belge geçti elime sahaflardan. Çanakkale'de yaptıkları Galicia hatıraları, Kurtuluş Savaşı hatıraları ile ilgili. Ve onu biraz daha tanınır kılmak için bir kitap yazmaya çalışacağım. Şefik Bey zaten Çanakkale ile ilgilenenler Şefik Bey'i 27. Alay Komutanı olarak tanıyorlar.
Kurtuluş Savaşı ile ilgilenenler 57. Tümen Kumandanı olarak tanıyorlar. Hayatı ile ilgili bir derleme yapacağım diyelim. İrfan Kangı'nın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Kadın Kafası Balıkesir'de izleyiciyle buluşuyor. Ayna, Tarkovski'nin kendi yaşamından yola çıkarak çektiği aşk, anılar, bağlılık ve hayatın kendisi üzerine şiirsel bir film. Hadi. 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 Я вот о чем тебя попросить хотела. У нас сейчас в квартире ремонт. А что, я вас раньше... Видите ли, я падчерица Матвея Ивановича Иванова. Они, по-моему, дружили с вашим мужем. Matveyeva. 250 kişilik dansçı kadrosuyla aynı anda dünyanın farklı 3 yerinde gösteri yapabilen Anadolu Ateşi Aspendos'ta. Teoman, Vadi Açık Hava'da dinleyicisiyle buluşuyor. Hüsnü Arkan, 2 Ağustos Cuma akşamı açık hava konserleri kapsamında sanat performans sahnesinde. Sakin ve samimi tavrıyla Mehmet Erdem sevilen şarkılarını seslendirecek. Tuvalden videoya, özgün baskılardan çeşitli malzemelere uzanan ve sanat üretiminin birçok mecrasını kaplayan sergi Mikser'di. Heykel, resim, cam, seramik, gravür, mozaik ve fotoğraf gibi farklı dallarda eserlerden oluşan Yaz Vakti adlı karma sergi, Ne Mekan Sahilde.